Merhaba sevgili arkadaşlar, Can Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizlerle bugün e, erkek bebeklerine uygun e, kaban şeklinde bir hırka çalışacağız. E, hırkamız kadife ipten oluşuyor. E, yaklaşık dört tane ip gitti arkadaşlar. E, yani dört tane ip temin etmeniz gerekiyor. Beş buçuk numara misinalı şiş kullandım. E, şurada gördüğünüz gibi çoban iliği şeklinde deri düğmelerle e, süsle süsleyip düğmelerini de bu şekilde kullandım. E, hırkamız 3 yaşa e, 2 yaş üstü 3 yaş e, rahatlıkla kullanabilir. Kadife ipliğimizin e, metre uzunluğu arkadaşlar 180 metre ama e, yabancı bir marka olduğu için ben ismini paylaşmak istemedim. Çünkü burada bulmamız mümkün değil. Siz isterseniz e, 180 metre başka markalardaki iplerden deneyebilirsiniz. Yani illa da 180 metre olmasına gerek yok. 140-120 metre de yapabilirsiniz. Şiş numaranızı biraz daha yüksek tutarsınız. 5,5 ise 6 ya da 6,5 gibi. Örgümüz Tunus şişinden oluşuyor. Robadan bir hırka modeli arkadaşlar. Ama kapşondan başlıyoruz. Kısaca anlatayım modeli. Kapşondan başlayıp yakadan Roba artırmalarına başlıyoruz. Roba artırmamız bittikten sonra kolları örüyoruz. Daha sonra da bedeni örüp aşağıya doğru bitiriyoruz. Örme şeklimiz bu şekilde. Ölçü olarak da arkadaşlar en ölçüsü 33 santim. Boy ölçüsü 44, 43, 44 santim yaklaşık. Kolunda robanın altından 23, 24 şurası. 23, 24 santim geliyor. Gördüğünüz gibi kolda da yine e, etek ucu ve e, bant kenarlarında yaptığım kaydırma yöntemiyle ki e, süsleme şeklini de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şimdi ipimiz şişimiz e, ve zamanımız var ise buyurun hep birlikte bu güzel hırkayı e, örmeye başlayalım arkadaşlar. Herkese kolay gelsin diyorum. Evet sevgili arkadaşlar hırkamıza başlıyorum ee, Tunus işiyle bildiğiniz gibi bir zincirle başlıyoruz ee, Tunus işlerimize başlarken Arkadaşlar şimdi 75 tane zincir çekeceğim bir ikinciyi saymıyorum 1 2 3 4 5 6 7 da bu şekilde 75 tane zincir çekiyorum. 75 tane zincir çektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir ilmeğim zaten burada var. Yanındaki ilk zincirden ilmek almaya başlıyorum. Bu şekilde her ilmekten bir tane almak üzere 75 tane de şişimize ilmek alacağız. Bu şekilde. Bakın. Bu şekilde şişimize her zincirimizden bir adet girmek üzere şişim ah şey olduğu için ahşap bir şiş olduğu için biraz zinciri çekerken yumuşak çekin arkadaşlar. Çok sıkı çekerseniz hem gergin olur hem de ilmek toplamanız zor olur. O yüzden ilk sıramızda zinciri çekerken biraz bol çekmeye dikkat edelim. Bu şekilde başa kadar topluyorum. 75 tane zincirimden ilmeğimi tuttum. Şimdi de geri döneceğim arkadaşlar. Tunus işinde daha önce de anlatmıştım kısa videolarda nasıl yapıldığına dair. Burada da şimdi tekrar topladığımız ilmekleri bakın şöyle 2 2 çekerek başa kadar gidiyorum. Bir tanesi şişimizin içindeki il, şişimizdeki ilmek. Birisi de yanındaki ilmek. Bakın. Şu şekilde başa kadar topluyorum. Tunus işinin e, bir sırası toplamak bir sırası da böyle geri gelerek e, ilmekleri iki iki örerek oluşuyor örgümüz. Şimdi başa kadar gelelim. Evet ben geri geldim. Bakın. Arkadaşlar bu hırkamızın şapkası olacak. Bunu şapkadan başlayacağız. Şimdi tekrar yine arkadaşlar bakın. Şurada gördüğünüz bu direklerin arasından giriyoruz bakın. Böyle içinden değil. Arasından girip tekrar ilmek toplayacağız bu şekilde bakın. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde başa kadar ilmeklerimizi toplayacağız. Bir sıra ilmek toplayıp dönüş sırasında da ilmeklerimizi iki iki çekerek bu şekilde kapşonumuzu düz bir şekilde devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar. 2 2 geri döneceğiz. Hep ön yüzden örüyoruz. Örneğimizin arkası falan yok. Aynı yönden gidip geri geliyoruz. Bu şekilde ben biraz öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüğümüzü size söyleyeceğim. Örneğin tamamı bu şekilde gidiş ve dönüş olarak devam edecek. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar ben şimdi kapşonumun biraz ördüm. Şimdi kapşonumuz şu şekilde olacak arkadaşlar. Ben size biraz şöyle göstereyim. Yani böyle katladığımızda şu tepeden dikeceğim ben. Uzunluğu bu şekilde olacak. Şimdi ben bu uzunluğu e, belli bir mesafeye geldikten sonra şimdi bu e, enseden biraz eksiltme işlemi yapacağım ki e, boyun tarafı biraz daralsın. Çok küçük olmasın diye. Onu da nasıl yapacağım? 75 tane ilmeğimiz vardı. Baştan 26 tane ilmek ördüm. E, bu ensenin bakın taşı ortadan e, tam bu ortadaki yerinden sağdan ve soldan bir 5-6 sıra eksiltme yapacağım. O yüzden de şimdi 26 tane ilmek ördüm. 2 tane ilmeği beraber bakın bu şekilde topladığımda eksiltme işlemi yapmış oldum. Şimdi de arada 23 tane ilmek olacaktı. Bu 2'yi de sayalım 3, 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 13 Şimdi bakın şu sonda da e, 26'lı ilmek kalacak. Şurada da var bir ilmeğimiz. Şu kenarda da var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Yani 26'nın önündeki iki ilmeği de beraber örerek eksiltme yaptım. Bakın bu ense de aşağıya doğru her sırada iki taraftan eksiltme yapacağız. Bu şekilde. Örgümün sonuna kadar Gidiyorum Tekrar Normal 2-2 toplayarak geri geleceğim Arkadaşlar Ben bunu yapayım İkinci sırada tekrar yine göstereyim Evet arkadaşlar Bakın şurada bir eksiltme yapmıştım O sıramı gittim Geri toplayarak ilmeklerimi geldim Şimdi baştan 20, yine 26 tane ördüm 26 tane ilmek topladım baştaki ve sondaki 26 mı sabit kalacak arkadaşlar şimdi de buradaki ilmekle bir sonraki ilmeği toplayacağım yani topladığımızda bu V şekline dönecek arkadaşlar sabit yani sondaki ve baştaki ilmeklerimiz sabit kalacak şekilde düşünürseniz sizde gayet rahat aradaki ilmekleri sağdan ve soldan eksiltme yapabilirsiniz. Aradaki ilmeklerimi düz topluyorum arkadaşlar. Bakın şimdi diğer taraftaki eksilttiğim ilmeğe geldim. Onun o ilmekle bir önceki ilmeği bu sefer. Yani eksiltmelerimiz aşağıya doğru ortadan daralacak şekilde devam edecek. Ee, bu şekilde 5 defa bir yapalım arkadaşlar. Ee, sağdaki soldaki ilmek, e, ilmeklerimizi sabit kalarak düşünün. Ona göre eksiltmelerinizi yapın. Ben de 5 defa yapayım. Yeterli gelip gelmediğini tekrar beraber bakalım arkadaşlar. Evet, şimdi e, eksiltme işlemlerini yaptım ben. Sadece e, ense kısmından yaptım arkadaşlar, biliyorsunuz. 5 defa yapalım demiştim, ama ben 6 defa yaptım. E, bir sıra daha yaptım ve şu anda e, boyun kısmımızı şöyle de göstereyim. Bakın, şöyle biraz e, bu şekilde bombeli hale getirmiş olduk arkadaşlar. Eğer dümdüz yapsaydık yaka çok geniş oluyordu o zaman ve şapka yukarıya doğru çekiyor şeklinde oluyordu. O yüzden ben de bu şekilde bir çalışma yapmak istedim. Yukarıdan ölçtüğümüzde de arkadaşlar bu şapka ne kadar büyük olursa o kadar güzel oluyor. gerdirmemesi açısından yani hırka yukarıya kaldırmaması açısından o yüzden ben 22 santim falan tabi burası dikilecek biraz daha eksilir 22 cm'de kesme işlemine başladım e, ve aşağıdan yukarıya kadar şu anda 28 cm oldu burası şimdi e, roba ayrım yerlerine geçmeden önce de yine de ben bir e, sıra bir iki sıra düz örgü öreceğim yani aynen olduğu gibi o da yaka e, kısmı gibi olsun istiyorum çünkü şapkayı bedenden bağımsız tutmak istiyorum. Eğer direkt roba ayrımlarına girdiğimizde şapkamız hırkamızı yukarıya doğru çekmiş gibi oluyor. Hoş bir görüntü olmuyor. İyi, yine bir sıra bir gidip geleyim ben. Ondan sonra size roba ayrım yerlerini tekrar göstereceğim. Evet bir sırada hiçbir işlem yapmadan bakın gidip geldim. Şimdi roba ayrım yerlerini yapacağız arkadaşlar beraber. Baştan 12 tane ilmek öreceğim. Baştaki ilmeğimle beraber 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Roba ayrım yerlerimizde bir tane ilmeğimiz olacak. Artırmalarını da şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi burası roba ayrım yerimiz olacak. Aslında siz buraya aparat takabilirsiniz aslında ama ben takmadım. Şimdi bunun bir önünden bakın boşluğa batıp çıktım. Bu bir artırmam oldu. Bu ilmeğimi ördüm. Yanındaki boşluğa battım. Bakın şurada artıtırma işlemimiz bakın şu yanlardaki boşluklara batarak artırma işlemimi yaptım. Şimdi artıtırma artırma işleminden sonra arkadaşlar kol için 7 tane ilmek öreceğim 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi bakın burada yine boşluğa batarak bir artırma yaptım. Bir tane ördüm ve boşluğa batarak bir artırma daha yaptım. Bu da ikinci artırmamız oldu. Arkaya 21 tane öreceğim. 2 10 11 12 13, 14 15, 15 18 19, 20, 20 21 tane ilmek ördüm. Yine bir artırma yapacağım. Artırmayı boşluğa battım. İlmeğime battım ve tekrar boşluktan bir ilmek daha çıkarttım. Bir artırma da burada yaptım. 7 tane kol örüyorum. 7 arttırdığımızı saymıyoruz. 2 4 6 7 tane. Tekrar bir artırma işlemi yapıyorum. Örüyorum, artırma işlemi yapıyorum ve 12 tane önde kalan ilmeklerimi de örüyorum. sondaki ilmeği alırken bakın arkasında şöyle arkasındaki ilmeği de örerek aldım şimdi de arkadaşlar yine nasıl aldığımı da göstereyim geri her zamanki gibi geliyorum bu artırdığım ilmekleri de aynı şekilde bakın şurada artırdığım ilmekler görünüyor aynı şekilde alıyorum. Siz sadece bu ilmeklerin kenarına aparat takarsanız karıştırmamış olursunuz. Benim biraz daha göz aşinalı olduğu için böyle çekerek geri geliyorum. Bakın burada da artırma yerine geldim. Onları da aynı normal sıradaki ilmekler gibi örüyorum. Tekrar ikinci yerdeki artırmayı göstereceğim. Bakın geri geldim ben. Şimdi ikinci artırmamı yapacağım. Şurada zaten çok net görünüyor arkadaşlar. Bakın şu ortadaki ilmeğimin sağından solundan içinden artırdım. Şimdi bu artırdığım ilmek şuradaki ilmeği de örüyorum. Bu bu direkt devam edecek. Bakın şu gördüğünüz ilmek devam edecek roba boyunca. Bunun yanındaki boşluktan girdim, bir artırma daha yaptım. İkinci sıra artırmam bu. Bu ilmeğimi örüyorum. Yanındaki boşluğa girerek bir artırma daha yaptım. Devam ediyorum. Kolum 7 idi bu arada. Kolum 9 oldu alttaki artırma sayılarımla beraber. Bakın. Şurada da yine bir artırmam var. Görüyorsunuz. Şurası sabit giden ilmeğim. Bu önceki ördüğüm, artırdığım ilmeği ördüm, kattım ilmeklerime. Burada boşluktan bir ilmek daha aldım. Aradaki sabit ilmeğimi yine ördüm ve yandaki boşluktan bir artırma daha yaptım. Bakın arkadaşlar, artırmamız bu şekilde devam edecek. Yine arkaya devam edeceğiz. her sırası bu şekilde olacak arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz şuradaki ilmek aşağıya kadar devam edecek. Artırmalar sadece onun sağından ve solundan boşluğa girerek yapılacak. Şurada zaten görünüyor. Bu şekilde robamızı bir 16 bilmiyorum ne kadar yaparım şimdi. Daha önce bu ipli örmediğim için daha kalın iplerle örmüştüm. Bir 10, 12, 13 artırma işlemi bir yapalım arkadaşlar. Ona göre ben tekrar size ne kadar yaptığımı net bir şekilde söyleyeceğim. Artırmalarımız bu şekilde devam edecek.